midir er yormaz, raf yoldan haber. Evet, bildiğimiz gibi bir Alevi Bektaşi Başkanlığı diye bir kurum açıldı. Şunu peşine söyleyeyim. Benim ve benim gibi düşünen Alevilerin kurumu değil. Bunu bir söyleyelim. Bizim ülkede sivil olarak yapılandığımız önceki kurumlarımız vardı. Alevilerin hak özgürlüklerini de bir şekilde alabilmek için, yasallaştırabilmek için birçok defa mücadele ettik. Bu mücadelenin önüne işte bakın ülkede bir Alevi kurumu oluşturuldu diye yapılan bir örgütlenmenin Alevilere hiçbir faydası olmayacak. Eğer hükümet, devleti yönetenler, idare edenler gerçekten bir Alevi inancını ve Alevi derneklerini, cemevlerini yasallaştırması gerekir. Bu şekilde inanacağız. Toparlayacak olursam Alevi Bektaşi Başkanlığı Alevilerin temsil kurumu değildir. Burada Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfımız var, Alevi Kültür Derneklerimiz var, Pir Sultan Abdal Derneklerimiz ve bunun gibi nice derneklerimiz yıllardır Alevi inancını, kültürünü yaşatmak için mücadele ediyor. Yasal güvence altına alabilmek için çalışmalar sürdürülüyor. Maalesef fikrini, zikrini etmeyen, bunların adını ağzına almayan insanlar Aleviler için kurumlar oluşturduğunu söylüyor. Sadece yani biz Alevileri çok ilgilendiren bir konu değil. Buna yanaşan dedeleri, buna göz kırpan dedelerin de toplum içerisinde hiçbir değerinin olmayacağını düşünüyorum. İkinci bir husus, dedelere maaş verilecekmiş. Yıllardır bunu söylüyoruz. Sorun dedelerin sorunu değil. Sorun inanç önderlerinin sorunu değil. Bir bütün olarak bu ülkede Alevilik sorunu diye bir sorun da yok. Aslında sorunu yaratanlar şeriatçı, dinci, tarikatçı, efendime söyleyeyim cumhuriyete, cumhuriyet ilkelerine, layık demokrasiye karşı çıkanların bir sorunu var. Ama gösterildiğinde sanki bir Alevi sorunu varmış gibi. Aleviler bu ülkede sorun değil. Haklarını alabilmek için mücadele ediyorlar. Hiçbir zaman bir sorun yaratmamışlardır. Bu ülkenin sorunu Alevilik sorunu değildir. Bu ülkenin sorunu tarikatlanma sorunudur. Bu ülkenin sorunu dini güzel anlatamama sorunudur. Bu ülkenin sorunu Diyanet sorunudur. Bu ülkenin sorunu hükümetin yapmış olduğu politikalardır. Psikiyatrine imam atarsanız, sağlıkçı yerine imam atarsanız, yılda 30 bin yatay geçiş yaparsanız, milli eğitime hocaları öğretmen olarak atarsanız ülkenin gelecek durumu bu. Aleviler olarak Apaziz dedenin dergahından bir kez daha aykırıyoruz. Aleviler kendi haklarını, kendi özüne dönük kültürünü ve inancını yaşatmak için sonuna kadar mücadele edecekler. Sadece ismi Alevi Bektaşi Başkanlığı diye bize Aleviliği yaşatacağına inanmıyoruz. Sadece devletin kurmuş olduğu bir kurum, belki Alevi camiasında %1 bile temsil makamında değildir. Bu ülkede federasyonlarımız var, konfederasyonlarımız var, Avrupa yapılanmalarımız var, Avrupa'daki federasyonlarımız var, memlekette cemevlerimiz var, hiçbir kuruma bağlı olmayan yöresel derneklerimiz var ve bunlarla birlikte inanç ve ibadetimizi yasallaşıncaya kadar mücadele edeceğiz. Yezid'in sofrasından, Mavye'nin yağlı pilavından yemeyeceğiz. Saygılar.